Aynen arabalar sevgili dostlar. Hepinize yeni bir videodan selamlar merhabalar. Umarım keyifler yerindedir. Battlefield'ın sonuncu bölümü, 5. bölümü. Hikaye oynayıp Osmanlı'ya karşı savaşta seriyi bitiriyoruz abi. Buyursunlar. İyi seyirler herkese. Ben bir tane sakız atacağım. Büyük savaş tüm dünyayı sarar. Mezopotamya 1918 İlkbahar. Orta Doğu'nun çöllerinde Arap aşiretleri uzun yıllardır altında ezildiği Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ayaklanır. Aa! İsyanı bastırmak için Osmanlılar en gelişmiş teknolojini kullanır. İmparatorluğun acımasız topçuları, muharebe uçakları ve zırhlı vasıtaları at sırasında tüfek kullananları şey yapar herhalde. Sıradışı bir İngiliz subayı olan T.E. Lawrence hareket kabiliyeti çok yüksek küçük bir asi kuvvetiyle çalışır. Osmanlı kuvvetleriyle kapı kafaya çarpışamazlar, başka bir yol bulmalılarlar. Çünkü Türk'ün gücü. The Arabian Desert, a vast ocean of drifting sands and scorched lake rocks. Beneath these endless dunes, oil, the lifeblood of our new mechanical century. Ottoman Empire. 400 years, the Ottoman Empire has ruled these lands, Vay be. Controlling all that's to be found here. 400 yıl. But the Ottomans do not rule unopposed. Small bands of Bedouin rebels have united to overthrow the empire. They strike without warning and then vanish into the desert. Mm-hmm. Fighting alongside them is a lone British officer whose exploits have earned him wide renown. The world has taken to calling this man Lawrence of Arabia. Hiçbir şey yazılı değil. Bu arada ilk çıktığında Türkler olarak oynayamadığımız için bayağı tepki gördü bu oyun. Osmanlı olarak oynatmadığı için. And luck was with us when we learned of a recently derailed Ottoman train carrying a most interesting piece of cargo. A small patrol had joined the Ottomans who survived the crash. Together, they guarded the wreckage and waited for reinforcements. When your enemy has better weapons and better equipment than you, steal from your enemy. Hmm. Silahım yok mu? Silahım yok. Başka düşman var mı? Bak görmediğimiz. A lone fighter has yalnız bir savaş için büyük bir düşman kuvveti karşısında tek bir avantajı vardır. Yalnız savaş fark edemeden hareket edebilir. Evet. Merhabalar. The tribesmen fought unconventionally, using weapons they knew well. Aha. Endurance, individual intelligence and courage were their primary assets. Selamünaleyküm. Sanki yine gizli gizli gidebiliriz gibi yani burada.
Aha. Lan ne oluyor? Aha. Böyle 2 ve 3 pardon. O fark edecek beni gerçekten, bakayım ona bakacağım. Gel bakayım be. Hadi hadi hadi, çabuk çabuk gel. İlk önce sonra şuna gideceğim. Bu ne? Bebek bombası. Abi bir şey yok gerçekten, hepsini öldürürüm zaten. Neyi ara? Aldım, buldum. Fast enough to catch you here, did you? Lawrence of Arabia. Oh. Ne oldu öyle? Actually, I was rather depending on it. Eh, Lawrence. Well, this is very clever. Now the hunter becomes the hunted. Temi. So who might it be? How enchanting you are, my dear. Well, show enchanting.
If it weren't for you, I'd be free. Free, is it? You'll be free when you're dead. And I'm happy to tell you, the Empire intends to grant you all this freedom very soon. Even now, an engine of destruction scours this desert, obliterating your allies, your families, your homes. Soon there will be nowhere to run! Nowhere to hide! Soon all that you know, and all that you love, will be ashes. You will all be free to die. You animal! Zara! Now, I understand that you would like nothing more than to strip the flesh from that man's feet and send him off into the desert naked to die. But think about it. You're right. I'm sorry. My friend here, she can be a little brusque. You're going to tell me how to lie to your train so we can lure it into a trap and destroy it. Impossible. To even begin to talk to that train, you would need an entire book of communication codes. Oh, like this one, you mean? You can never stop the progress of machines! One day, the whole world will take your lands and the precious black gold beneath its sands! We shall see, my friend. Of course, obtaining the codebook was not enough. To destroy this iron dragon, this canavar, as the Ottomans have named it, canavar. We had to send three encrypted messages telling it to stand down. There were Ottoman outposts scattered along the railroad tracks. The commanders there carried high-priority message capsules. We had to use those to send our orders. Infiltrating the village wouldn't be easy. A full detachment of Ottoman soldiers had occupied it. The Ottomans had chosen an isolated location for their desert outpost. It seemed lightly defended. It was also well stocked with arms and equipment. Al işte. The ancient ruins were all that remained of a civilization now lost to time. Aha. The Ottoman Empire brought in the modern world with a host of armored vehicles and field guns. Three commanders to eliminate, three personal message capsules to be stolen, and then sent with our false orders. How Zara tackled this dangerous and audacious mission was up to her. Ne geliyor? Oldan başlayayım o zaman. Vallahi şeyi çıkartmıyor, teleskobu çıkarttırmıyor şu anda.
Teleskobu çıkarttırılsaydı. 10 tane öldür mü? Başladık. Burada biri var. Lan komutanlar nerede ya? Eski nişancı o. Görüyor. Düşme ulan, o silah niye düştü kanka? O silah düşmeseydi, bir dakika, o silah almam lazım. Şimdi komutan. Abi sarsmalama, o değil değil mi bu? Öldüremem çünkü öyleyse eğer. Oğlum bunun altındaymış lan komutan. Bir dakika.
Onun avradını. Bakalım gelecekler mi? Sıkıntı yok. Ne zaman aşağı? Tamam, biri patladı. Aldım. Saatte mesaj gönder. Yok mu içeride hiç? Hadi bakalım. A single order wouldn't be enough. Ottoman protocol required the message to be received in triplicate before the train would acknowledge it as genuine.
Mekan'a gidiyoruz. Buradan geçilir diye düşünüyorum ya. Atla gitmek istemiyorum. Çok bangır bangır gidiyor at. Buradan gideriz herhalde. Yeni hedef komutanı öldür. Okçu. Sniper. Böyle çıksam acaba... Gel bakalım. Böyle bir komutan nerede ama işte öyle bir problemimiz var bizim.
Aa. Benimle konuşma. Bir cenabetlik var sende. Seni öldürmem gerekiyor. Haydi oğlum ya, biraz yürü be. Böyle bir şey olacağını düşünemedim. Bu ne? Oha yani. Adamı bıçakladım kanka. Ben adamın şeyine bir şey sokmadım ki ya. Hadi ben buraya gidiyorum. Değişiklik olsun, buraya gidiyorum ben. Çölde. Montan nerede ki abi? Yo. Yani herifi gidip sizi gizli gizli öldüremedik mi yani? Öyle mi oldu gerçekten? Ağzını açma. Ağzını açma kanka. Yok. Güzel.
Aç kişisiniz lan. Oğlum bu ne lan? Montan evde dur. Ananı sikeyim ay. Oğlum komutana vuruyorsunuz. Oğlum burada komutan yok mu? Alo. Komutanın çantasını ele geçirdi. Nasıl? Öldü mü? Bir dakika. Hop öldürdü bu arada. Ben öldürmedim komutanı. Top ateş etti. Öldü. Komutan. Burada bir tane adam var o kadar. Ama siz böyle yaparsanız olmaz ha. Böyle yaparsanız olmaz tabii ki. A single order wouldn't be enough. Ottoman protocol required the message to be received in triplicate before the train would acknowledge it as genuine. Yerine koşuyoruz. Yerinin alanı da bir değişik ya bu arada. Bakalım. Son Osmanlı ha. Burası mı? Oha bu ne lan? Bunun kaç mermisi var bunun? Oy. Abi çok kolay giriyormuşuz yani. Eskiden de böyleyse zaten. Komutan. Komutan değil. Komutan nerede acaba? Çok alev silahı var.
Devreye geldi. Yani burada komutan olmaz da. Buradan inelim geri. Buna çıkalım abi. Çünkü oyunda şey diyordu, çok çok zayıf şeyleri. Hiç savunmaları yok falan diyordu. Burada mı komutan? İn abi sen aşağı. Bence komutan burada bir yerde. At işareti o. Şöyle arkadan dolarsak eğer. Burada kimse yok. Komutan nerede? Birader. Gerçekten de bak demedi deme. Bu yüzbaşı benim başımı yakacak. Ne yaptıysa herife. Beni sevmiyor. Yürüp çıkalım. Abi kurban olayım şu komutan nerede? Komutan nerede? Hep bir bokluk çıkıyor ya. Emi. İşin gücün kaygılanma. Evde mi la komutan?
Ben komutanı hala bulamadım. Şimdi şu komutan nerede, kurban olayım ya. Dayanamadım artık yani. Nargile. Komutanı öldürdüm de komutanı bulamıyorum. Tamam. Bir tepeye bir yere çıkarsam bunları yok ederim ha. Böyle. Arkamı kolla kardeşim. Kardeşim. Ben sizi öldürmek istemiyorum kardeşim, biliyorsun. Ama maalesef öldüreceğiz. Komutan mıymış bu? Hay arkadaş ya. Al çantayı da hocam. Tamam. Komutanınız öldü oğlum, komutanınız ya. Lan nereden çıktın sen? Götürüyor beni. Although you see the message had already been sent, my dear. Aha. Not the message you would have wanted. Lawrence was such a good host. It almost seemed rude to escape. Made sure to note the location of Lawrence's camp, of course. Which means the train knows too. Twice, you told that train everything was clear. But I told it exactly where to attack. Uh-huh. The beast has your scent, my dear. And it's coming to slaughter you and your little band of rebels. Uh-huh. First, the firestorm from the cannon. Then, up close with the troops to slaughter any survivors. The legend. The
Arabistan'da Ravens efsanesi bu akşam nihayet erecek. Just in time. Tam zamanında kaçtık. İlk gidiyor kaçtıktan sonra burada kalacağım düşünmekten aptallık et. Ah, bulmuşum. The train's coming a long way. So it'll have to stop to take on water. That's where we strike. Agreed. I'll deal with any sentries then. Rig explosives on the track. Yes, and I'll rally our fighters. When I blow the lines, the train will be trapped. So when you hear the blast, you need to attack them with everything you have. It's good. But you know that there's a chance the men may not come. You may set off those explosives and find you're out there all alone. You know that. I guess I won't know either way until I set it off. Yes, no. Man makes plans and God laughs. As it turned out, the small town where we would ambush the train had a significant enemy presence. Evet efendim, ben burada bir bölümün daha sonuna gelmek zorundayım. Diğer bölümlerde görüşürüz. Battlefield'ın bu son bölümünü ikiye böleceğim mecburum. Yazı çocuk iyi bakın. Beni desteklemek isterseniz videoyu yorum yapıp kanala abone olarak ve videoları beğenerek destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Bye bye.